düzeye hoş geldiniz. Bugün enerji sektörünü konuşuyoruz. Enerji üretiminde ve çeşitliliğinde dünyada yeni trendler neler? Türkiye bu yeniliklere nasıl ayak uyduruyor? Yeni enerji yatırımlarını konuşacağız. Sanko Enerji Grubu CEO'su Hakan Yıldırım sorularımızı cevaplayacak. Aynı zamanda şirketin önümüzdeki dönem yenilenebilir ve diğer enerji yatırımlarını da planlarını, projelerini konuşuyor olacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir globalden başlayalım. Çünkü işte birçok kriz var. Hem finans tarafında yani globalde işte enflasyon diyoruz, maliyetler diyoruz. Hem de arz güvenliği tarafında da var. Şöyle bir enerji, yeni trendler yani hangi enerji kalemleri öne çıkıyor? Hem yatırımlarda hem üretimde, verimlilikte neler söylersiniz? Global bir değerlendirelim buyurun. Şimdi öncelikle bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. 5 sene olmuş. 5 sene önce evet. Sizinle aynı programdaydık. Tekrar burada olmak çok güzel. Evet. Şimdi enerji sektörü tabii bu 5 sene içerisinde çok büyük bir değişime uğramadı. Evet. Esasında son 20 sene içerisinde bir dönüşüm var. Ve bu dönüşümün ivmesi arttı diyebiliriz. Hangi kaynaklar ön plana çıkıyor diye sordunuz. Dünya bu 20 sene içerisinde birçok farklı teknolojiyi denedi. Bunun ölçeğini artırmaya çalıştı ama gördüğümüz kadarıyla rüzgar ve güneş enerjisi büyük ölçekli tedarik zinciri oluşturabildi ve ön plana çıktı. Tabii daha fazla rüzgar santrali, daha fazla güneş santrali devreye girdikçe bu bize başka bir noktaya götürdü, başka bir ihtiyacımızı ortaya çıkarttı. Elektriği depolamamız gerektiğini gördük. Çünkü rüzgar ve güneş tabii karakteristik olarak dengesiz, ne zaman eseceği, ne zaman açacağı belli olmayan enerji kaynakları. Dolayısıyla bunları bir şekilde tolere etmek ihtiyacı ortaya çıktı. Burada da işte bataryalar olsun, hidrojen olsun, elektrik depolama enstrümanları olarak piyasaya çıktı. Yani bugün itibariyle büyük ölçekli kurulabilir mi? Maliyetleri itibariyle henüz değil ama biz bunu güneşte de yaşadık, rüzgarda da yaşadık. Ben inanıyorum ki 5-10 sene içerisinde elektrik depolama maliyetleri ciddi ölçüde aşağı inecektir. Şimdi burada rüzgar ve güneşin özellikle büyük resim içerisinde nerede olduğunu ben birkaç rakamla söylemek istiyorum, belirtmek istiyorum. Şimdi dünyada 8400 gigawattlık bir kurulu güç var. Toplam kurulu güç. Yani Türkiye ile kıyaslarsak Türkiye'de 105 gigawatt var. Hı. Dünyada 8400 yani yaklaşık 100 katı. Bunun 1000'i güneş, 900'ü rüzgar. Yani toplam 1900. Yani demek ki dünyadaki kurulu gücün %20'si ne rüzgar ve güneş oluşturuyor. Türkiye'de de bu böyle. Yani yaklaşık %20'si. Bundan sonraki yapılacak yatırımlar da genelde bu alana yapılacak. Yeni bir enerji alanına yapılacak. Aynen. Şimdi biz 5 sene önce sizinle bu programda birlikteyken aslında tam bir kırılma noktasından geçiyorduk. Şöyle ki ilk defa 5 sene önce toplam enerji sektöründe yapılan yatırımlarda yeni bir enerjiye yapılan yatırım fosil kaynaklara yapılan yatırımlara eşitlenmişti, yakalayabilmişti. Yani 1 dolarlık fosil kaynaklara yapılan yatırım karşılığında 1 dolar yeni bir enerji kaynaklarına yatırım yapılmaya başlanmıştı 5 sene önce. Bugün 1 dolarlık fosil kaynaklara karşı 1.7 dolarlık yeni bir enerji yatırımı yapılır hale geldi sadece 5 sene içerisinde. Ve bu artarak devam edecek. Yani 2023 senesi içerisinde enerji sektöründe 2.8 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması bekleniyor. Bunun 1.7 trilyon doları yeni bir enerji kaynaklarına olacak. Şimdi hani ana trendleri sordunuz. Şu şekilde şekillenecek önümüzdeki enerji dünyası. 4 tane sac ayağı var. Rüzgar, güneş, batarya ve hidrojen. Bu sac ayakların üzerinde çok şekilleneceğini düşünüyoruz. Hakan Bey. Mesela ben hidrojenin maliyetinin yüksek olduğunu duymuştum. Yani bugün yani itibariyle hidrojen... bugün itibariyle bırakın hidrojeni yani hidrojen bir depolama ama batarya sistemlerinde bile yani lityum iyonda bile maliyetler şu an çok büyük ölçekli kurulumları karşılayacak düzeye gelmedi. Yani. Ama bu işte tavuk yumurtadır. Yani ne kadar çok proje geliştirirseniz ölçek o kadar artar. Doğru. Maliyetleri azaltır. Siz de uygulamaya başlarsınız. Dolayısıyla bu dört sac ayağından rüzgar ve güneş zaten olgunluğunu ispat etti. Şimdi batarya geliyor. Muhtemelen 3-4 sene içerisinde batarya da artık büyük ölçeklerde uygulanır hale gelecek. Onun arkasında da hidrojen takip edecek. Mesela bu Fatih Birol Bey'in Uluslararası Enerji Ajansı'nın da en son bir raporunda işte bu enerji kriziyle beraber özellikle bu sene yenilenebilir enerjide rüzgar ve rüzgar mesela 2 sene önce yatırımlar daha düşükmüş. 2023'te bayağı böyle bir artış olmuş. Solar enerji yani güneşte de şu anda neredeyse rekor Avrupa. Evet, evet. Yani bunun artarak devam edeceğini
söyleyebiliriz. Bunları takiben de elektrik depolama sistemlerinin devreye girmesi lazım ki hani bu oran, yani toplam küresel kurulu güçteki oran %20, %30, %40'lara geldikten sonra artık şebeke işletmecileri için batarya sistemleri olmadığı takdirde işletmek güçleşiyor. Ondan sonra artık limitleyen şey, bizi limitleyen şey rüzgarın, güneşin maliyetinden ziyade bunların depolanamaz oluşu. O yüzden şu an dünya tüm çözümü depolama tarafında arıyor. Depolama tarafına daha çok yatırım ve önem veriliyor şu anda. Peki Türkiye'ye gelirsek bu çeşitliliği, bu üretim, yeni trendlere nasıl ayak uyduruyoruz biz? Deminden bir rakam verdiniz gigabyte bazında yenilenebilir enerjide. Daha fazla yatırım olur mu? Önümüzdeki orta ve uzun vadede sizin beklentileriniz ne? Hem güneşte, burada jeotermalden de bahsedebiliriz. Çünkü Türkiye'nin kapasitesi burada da yüksek. Neler söylersiniz? Şimdi son 15-20 senede Türkiye'nin Yol kat ettik dediğimiz. Tabii ki enerji performansına baktığımız zaman, yani biz gerçekten ülke olarak küresel trendleri okuyabildik mi? Stratejileri geliştirebildik mi diye baktığımızda ben performansının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani bunu bu trendleri okuyan ve zamanında aksiyon alarak kapasite geliştiren dünyadaki bence en iyi 5 ülke arasındayız. Şimdi bunu neye bakarak söylüyorum? Az önce 4 tane sacaya dedim. Yani rüzgar, güneş, batarya ve işte hidrojen. Şimdi buradaki gelişmelere bakalım tek tek. Çünkü bunlar küresel enerji piyasasını hem son 20 senedir şekillendiren, önümüzdeki 20 senede şekillendirecek olan alanlar. Şimdi rüzgarda Türkiye 11 bin megawata gelmiş bugün ve %50-55 yerli imalat söz konusu. Kanat fabrikaları var, kule fabrikaları var, çok ciddi bir tedarik zinciri var. Belki 20-30 bin kişi istihdam ediliyor bu alanda. Bu fabrikalar kapasitelerin %60'ın 70'ini ihracat için kullanıyor. Dolayısıyla çok başarılı bir noktaya gelmişiz. Hem kurulu güç anlamında hem de üretim, yerleştirme anlamında, istihdam anlamında. Şimdi güneşe bakıyorum, işte 10 bin megawatt civarında güneş kurmuşuz. Orada da şimdi ben hep yani yerlilik tarafında çok dikkat ediyorum. Çünkü bu iş sadece kurma işi değil. Yani trilyonlarca dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Orada bizim muhakkak mutfakta da rol almamız lazım. Güneşte yerliliğe bakıyorum. Onlarca modül fabrikası var. Orada da kuruldu. Dolayısıyla polisilikondan itibaren üretim yapan entegre fabrikalar var. İşte hücre fabrikası var. Çok ciddi bir ekosistem güneşte de kurulmuş durumda. Yani belki 5-6 bin megawattlık bir üretim kapasitesi var ki bunun birkaç bin megawattı sadece Türkiye'de kullanılıyor. Geri kalanı ihraç ediliyor. Şimdi bataryaya bakıyorum. Bataryada da biliyorsunuz, siz de takip etmişsinizdir. Hem bütünleşik hem müstakil batarya ön lisans başvuruları alındı. Bu ön lisanslar veriliyor. Belki buraya bir pencere açabilirim. Tabii. Bugün itibariyle istenen şey 1 megawatt rüzgar kurmak istiyorsanız 1 megawattlık da batarya kurmayı taahhüt etmeniz lazım. Bugünkü rakamlarla bu çok feasible değil. Yani çünkü zaten emtia fiyatları arttı. Avrupa'da ciddi bir enflasyon var. Yani rüzgarın maliyeti arttı. Rüzgar türbinlerinin maliyeti arttı. Faiz arttı. Bundan 5-10 sene önceki faiz yok. Rüzgarlar en iyi sahalar kuruldu. Dolayısıyla kapasite faktörü daha düşük olan sahalar var. Zaten rüzgar tek başına maliyetli. Bir de bunun üzerine bataryayı ilave bir yükümlülük olarak koyduğunuz zaman ve birebir dediğinizde bu projenin fizibilitesi problemli. Şu şekilde başlayabilirdi bu. 1 megawatt rüzgar için 0.20 megawatt, 0.25 megawatt batarya kurulsun. Önce burada bir ölçek oluşsun. Tabii. Dolayısıyla batarya maliyetleri düştükçe bu 0.50, 0.75'e getirilebilirdi ama öyle ya da böyle şu an Türkiye'de batarya fabrikaları kuruluyor. Şirketler bataryalı bir şekilde RES projeleri geliştiriyorlar. Dolayısıyla bataryaya baktığımızda orada da Türkiye doğru zamanda doğru aksiyonları aldı diyebiliriz. Şimdi hidrojene bakıyorum. Hidrojende bugün zaten Avrupa'nın da yaptığı veya dünyanın yaptığı şey, yani biz bu hidrojeni hangi kaynaklardan üretebiliriz? Ne kadar verimli üretebiliriz? Daha da önemlisi bunu nasıl güvenli bir şekilde depolayabiliriz ve nasıl, hangi güzergahlardan güvenli bir şekilde nakledebiliriz sorusuna cevap arıyorlar. Türkiye'de de buna paralel ARGE projeleri var. Böyle çalışmalar yapılıyor. Prototip projeler var. Dolayısıyla yani bu hidrojen tarafı henüz ARGE tarafında ve Türkiye'de de o yönde üniversite, sanayi işbirliğiyle birçok projenin yapıldığını görüyoruz. Evet, jeotermalde de. Şimdi oraya geleyim. Yani bunlar dört sacayaydı küresel. Bir de bizi ayrıştıran bir takım farklı konular da var. Yani orada neler yaptı diye bakıyorum ben Türkiye. Dünyada dördüncüyüz demiştiniz. Şimdi jeotermal, bundan 10 sene önce Arzu Hanım, baktığınız zaman Türkiye'de ekonomik feasible potansiyel ne diye sorduğunuzda 600 megawatt civarı ekonomik feasible potansiyel var denirdi. Bugün Türkiye'de 1650-1700 megawatt jeotermal santrali kurulu gücü var. Dünyanın en büyük dördüncü kapasitesindeyiz. Yekten fiyatları açıklandı. Jeotermale verilen fiyat
Her ne kadar bir önceki döviz bazlıysa da şimdi TL bazlı ama dövize işte dövizde formülüyle eskale edilebiliyor. Ama yeni sahalar keşfetmek için yeterli bir fiyat olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde jeotermalin her sene belki 200 megawatt, 250 megawatt bir civarında araştırma yapılabilir. Artması olabilir. Bir başka konu yine ülkemize özel nükleer. Yani hani mega trendlerde şimdi bir gerçekten bir hem kurumun veya ülkenin bir gelişimi yakından takip edip etmediğini anlamak için bu mega trendler etrafında nasıl bir aksiyon aldığına bakmak lazım. Nükleerde de ilk nükleer santralimiz açılacak. Bir başka konu yine enerji sektörüyle ilgili bir elastikiyet kazandıracak enerji sektörüne. Aynı zamanda da enerji sektörü için bir talep oluşturacak elektrikli araçlar geliyor. Elektrikli araç konusunda da işte ilk elektrikli araç sonuçta üretimi gerçekleştirdi. Dolayısıyla ben ülkemizin son 15-20 sene içerisindeki enerji performansına baktığım zaman başarılı buluyorum. Tabii her şeyin daha başarılısı da var. Tabii. Yani biz bu geçtiğimiz 10 sene içerisinde çoktan küresel bir tedarik zinciri olabilirdik. Ama bugün geldiğimiz nokta bundan sonrası için umut verici bir nokta. Umut verici, evet. Peki Sanko grubu olarak mevcut enerji yatırımlarınızdan ne kadar verimlilik alıyorsunuz? Ne kadar bir feedback var? Önce orada bir memnuniyetinizi sormak istiyorum. Ve önümüzdeki dönem orta ve uzun vadede siz enerji portföyünüzde en çok hangi tarafa ağırlık vereceksiniz? Evet. Şimdi biz Sanko Enerji'de sevdiğimiz işi yapıyoruz. Mutlu olduğumuz işi yapıyoruz. Çünkü %100 yeni bir enerji yatırımı yapıyoruz biz. 1000 megawatt kurulu gücümüz var. 16 tane santralimizde havadan, sudan, güneşten ve yerin altında binlerce yıldır atıl kalan jeotermal enerjiden faydalanarak elektrik üretiyoruz. Yılda 3 milyar kilowatt saate yakın elektrik üretiyoruz ve 1 kilowatt saat elektrik için bile bir doğalgaz faturası ödemiyoruz yurt dışına veya bir kömür faturası ödemiyoruz. Dolayısıyla ülkemizin sürdürülebilirliğine, dünyanın sürdürülebilirliğine katkı koyduğumuzu düşünüyoruz. Her gece yastığa kafamızı koyduğumuz zaman da huzurlu uyuyoruz. Sanko Enerji çalışanı olarak mutluluk duyuyoruz yaptığımız işten. Şimdi devam eden yatırımlarımız var. 50 megawattlık bir hibrit santralimiz var. Bunun 15 megawattı tamamlandı. 35 megawattı da kısmetse Ağustos ayında devreye giriyor. Bir 50 megawatt rüzgar santrallerimizde kapasite artış projemiz var. Bunları da hayata geçiriyor olacağız. Bir taraftan da peki Sanko Enerji bundan sonraki 10 senede ne yapacak? Bu da bizim kendimize sürekli sorduğumuz soru. Belki yeni enerji yatır kaynaklarına yönelecek misiniz? Şimdi şöyle, bu soruya cevap verebilmek için Türkiye enerjide ne yapacak önümüzdeki 10 sene, 15 sene ona bakmak lazım. Çünkü Türkiye geçtiğimiz 15-20 sene içerisinde bir enerji dönüşümü yaptı esasında. Doğru. Yani dedi ki ben fosil kaynaklara değil, ana odağımı yeni bir enerji kaynaklarına vereceğim, bu odaklanacağım. Sanko Enerji 2006'da kuruldu ve dedi ki şu vizyonu geliştirdi. Biz %100 yeni bir enerji yapacağız. Çünkü Türkiye'nin gittiği rota böyle bir rota. Evet. Ve işte 1000 megawatt böyle yani iğne oyası işler gibi tek tek santraller yaparak biz bugüne geldik. Bundan sonraki dönemi karar verebilmek için işte Türkiye ne yapacak? Türkiye'nin işte 6 ay önce siz de takip etmişsinizdir. Ulusal Enerji Planı açıklandı. Ve gerçekten çok agresif bir plan. Yani bizi çok heyecanlandıran bir plan. Yani kurulu gücümüzü 2 katına çıkartacağız 12 sene içerisinde 2035'e kadar. Güneşte 5 katına çıkacağız. Rüzgarda 3 katına çıkacağız. Şimdi bu inanılmaz heyecan veriyor tabii. Dolayısıyla biz de şunu söylüyoruz yani biz geçtiğimiz 15 senede Türkiye'nin enerji planına elimizden geldiği kadar 1000 megawattlık bir yeni bir enerjiyle destek verdik. Bundan sonraki 10 senede de 12 senede de biz de kurulu gücümüzü 2 katına çıkartmak istiyoruz. Biz de güneşteki kurulu gücümüzü 5 katına çıkartmak istiyoruz. Rüzgardaki kurulu gücümüzü 3 katına çıkartmak istiyoruz. Dolayısıyla bir 10-12 sene sonra bu ofiste görüşürken inşallah 2000 megawatt ulaşmış bir Sanko Enerji'ye konuşuyor olacağız. Anladım. Sizde de kapasite artışları hem bütün yenilenebilir enerji kalemlerinde olacak. Jeotermalde de yeni yatırımlar araştırılıyor. Jeotermalde yektem gayet olumlu. Dolayısıyla yeni sahalar araştırıyoruz. Oralarda da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Şimdi yatırımlardan konuşursak şöyle genel özel sektöre baktığımızda özellikle yatırımlar tarafında işte enflasyon dedik, maliyetler dedik, faiz tarafı biraz zor dedik finansman için. Genel sıkıntılar neler? Yektemi zaten konuştuk. Bir de kapasite tahsisi sorunu vardı. Orayı biraz açabilir miyiz? Şimdi ben yani daha fazla yatırım olması için. Ben kişilik olarak böyle çok problemlere, sıkıntılara takılan bir kişi değilim. Genelde hep çözüm ve fırsatların peşinden koşan, oraya kafa yoran biriyim ama
Tabii ki fırsatlara ulaşmak için önündeki bariyerlerin temizlenmesi, tabii, problemlerin temizlenmesi lazım. Hı hı. Dolayısıyla sorunuza cevap verirken, hı hı, fırsatları anlatırken ne gibi bariyerleri de aşmamız gerektiğini, tabii, anlatarak dolaylı bir cevap vermek, tabii, istiyorum. Yani siz de özel sektörde zaten talep ediyordunuz, aynen, bunları. Aynen. Şimdi Türkiye'nin önünde esasında iki tane altın fırsat var, hı hı, önümüzdeki döneme, evet, baktığımızdan. Bir, geçtiğimiz 15 sene içerisinde yüzlerce yatırımcı Türkiye'de farklı farklı alanlarda enerji yatırımı yaptı. Çok fazla enerji yatırımı, yani bizim gibi enerjiye çok girildi. Tabii, tabii. Bizim gibi 1000 megawatt ve üstü olan birkaç, hmm, yatırımcı da var. Ama 50 megawatt, 10 megawatt, 20 megawatt, 1 megawattı olan yatırımcılar da var tabii, evet, ki. Şimdi dolayısıyla bu yatırımcıların tamamı nasıl yatırım yapılacağını çok iyi biliyorlar. Sahalarını çok iyi tanıyorlar. Yani bunlardan bazıları sadece 9 aylık, 10 aylık rüzgar verisiyle risk alarak yatırım, hmm, yapmıştı zamanında. Ama şimdi ise elinde 3-4 senelik data var, veri var. Yani oranın riskini görmüş, anlamış. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde şöyle altın bir fırsat var. Mevcut yatırımcılar, yani bu tedrisattan geçmiş, bu tecrübeleri kazanmış yatırımcılar Türkiye'nin kapasitesini bir 3-4 sene içerisinde ikiye katlayabilir çok rahatlıkla. Ama bunu yapabilmesi, hı hı, için kapasite tahsis edilmesi lazım. Evet. Şimdi bakıyorsunuz yatırımcı 10 tane türbin koymuş, rüzgar, hı hı, türbünü. Sahasında 10 tane daha türbin koyulacak alan var. Bu yatırımı yapamıyor. Neden? Çünkü kapasite yok. Halbuki biliyor ki oranın rüzgarı çok iyi. Mevcut, evet, altyapısıyla 10 türbin, evet, işleteceğini 10 türbin daha işletecek. Aynen. Ama kapasite yok. Şimdi kapasiteye bakıyoruz. Hani problemler dedik. Tabii. Kapasiteye bakıyoruz. TEİAŞ'ın en son Nisan ayında açıkladığı kapasite. Hı hı. Mevcut santrallerin kapasite artışı için verilen toplam kapasite 175 megawatt sadece. Hmm. Yani 11 bin megawatt rüzgar var, 10 bin megawatt güneş var diyoruz. İşte 1600 megawatt jeotermal var. Kapasite artışı için verilen sadece 175 megawatt, hmm, o da sadece bir bölgede. Dolayısıyla bu, anladım, altın fırsattan eğer biz faydalanmak istiyorsak iki şeyi yapmamız lazım. Evet. Bunun bir tanesi kapasite tahsis etmemiz lazım. Hmm. İkincisi de mevzuatları biraz daha akıcı hale getirmek lazım. Yani, evet, bakın biz hibrit santral yapıyoruz. Yani normalde sipariş ettim, 3 ayda geldi, 2 ayda montajını yaptım, 5 ay. Hadi 8 aylık, aynen, bir iş. 2 sene burada uğraşıyoruz mevcut santrali bir, hı hı, ek yapabilmek için. Evet. Şimdi Türkiye'nin önündeki altın fırsatlardan bir tanesi de kapasite artımını mevcut yatırımlarıyla, mevcut santrali çok hızlı yapabilir. Hı hı. İkinci altın fırsat da şu, bu yatırımları yaparken Türkiye'yi bölgesinde bir üretim üssü haline getirebilecek altyapısı var Türkiye'de. Evet. Yani şu an biz şunu düşünmüyoruz ülke olarak. Ya yeşil enerji devrimi olacakmış, rüzgar, evet, güneş santralleri olacakmış. Bir de biz de burada bir üretim kapasitesi oluşturalım, bir imalat kapasitesi oluşturalım demiyor Türkiye. Hı. Az önce saydım. Tabii. Yani hem rüzgarda hem güneşte, evet, birçok alanda çok ciddi bir imalat, hı, kabiliyeti var. Hı. Yani bu kabiliyetin maksimum şekilde kullanılabilmesi için de şuna ihtiyaç var. Yine, hı, fırsatın önündeki bariyeri, tabii, konuşacak olursak. Bu yerli imalat bisiklet sürmek gibi Arzu Hanım. Yani minimum bir hızı korumanız lazım. Yoksa düşersiniz. Sürekli pedal, sürekli pedal basmanız, aynen, lazım. Arttırmak zaten enerji, hı hı, yani ulusal enerji planına göre senede 5000 megawatt, aynen, güneş kurmamız lazım ama ben minimum gerekli olan miktardan bahsediyorum. Minimum Türkiye'de her sene 2000 megawatt rüzgar, 2000 megawatt güneşin kurulması lazım ki yerli imalatçı, bu fabrikalar lokal piyasalara da satış yapsınlar. Buradan kazandıkları parayla ölçek ekonomisi oluştursunlar, hı hı, ve ihracat için bir basamak oluşturabilsinler. O yüzden bu projelerin, yani işte rüzgarda 2000 megawatt, 2500 megawatt yaptığı yıllar da oldu Türkiye'nin. Hı hı. Ama ben bu sene geçtiğimiz 5-6 aya bakıyorum, sadece 500 megawatt devreye girmiş. Yani, aynen, bu seneyi 1000 megawattla kapatsak bizim için büyük bir şans. Bunun minimum 2000 megawatt olması lazım ki yerli imalatı koruyabilelim. Buradaki istihdam ve ihracat olanağı devam edebilsin. Hakan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Daha sorularımız vardı ama inşallah bir dahaki sefere onları da konuşuruz. Çok çok teşekkürler. Yeni yatırımlar ve gelişmeler oldukça tekrar bekleriz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok mersi yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Evet, enerji sektörünü konuştuk. Sanko Enerji Grubu CEO'su Hakan Yıldırım sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.